Merhaba yol arkadaşlarım. Hello sisters, hello beautiful women who are resisting. Greetings my comrades. Tarihler boyunca kadınlar kapitalizme, faşizme ve ataerkil sisteme karşı mücadele ettiler. Bizler de bugünkü bu tarih sayfasında aldığımız mücadele bayrağı ile direnmeye ve bu onurlu bayrağı yarınlara devretmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Women have been resisting capitalism, fascism and patriarchy for all of history. We continue to carry this banner of struggle and to pass it on to the next generation. Biz kadınlar kimliklerimiz, dinlerimiz, siyasi görüşlerimiz, yaşam biçimlerimiz ne olursa olsun kadın kimliğimiz ile haklarımıza karşı çıkarsak ancak kendimizi savunabilir, haklarımızı ve kurtuluşumuzu gerçekleştirebiliriz. Us women, no matter our particular identity, our political position, our lifestyle, we know that we can liberate ourselves only if we claim our rights as women. Ben de Kürt kadını olarak bireylerin bedensel, cinsel seçimlerini hiçbir fiziksel veya psikolojik baskı olmaksızın özgür bir biçimde yaşamalarını savunuyor ve buradan LGBTİ bireylerini selamlıyorum. As a Kurdish woman, I defend the right of individuals to be free in choosing how to present their bodies and their sexuality, and I send my camaraderie and my greetings to all LGBTQI individuals. Biz kadınlar bulunduğumuz her alanda her türlü haksızlıklar ile karşı karşıyayız. Fabrikalarda, iş yerlerinde düşük ücretle çalıştırılıyoruz. Sokaklarda taciz ve tecavüze maruz kalıyoruz. Evlerimizde psikolojik ve fiziksel şiddete uğruyoruz. As women, we face many injustices in many spheres of our lives. We are worked in factories and workplaces for less pay. In the streets, we have to endure rape and harassment. In our houses, we face psychological and physical violence. Bu durum maalesef ki dünyanın her yerinde böyle. Benim ülkemde de böyle. Fakat dünyanın bir yerinde yürekli kız kardeşlerimiz Mezopotamya'da, özellikle Rojava'da sisteme ve sistemin imkanlarını kullanan erkeklerine, yani babalarına, oğullarına, kardeşlerine ve kocalarına karşı söz hakları bile yokken bir devrim başlattılar. Kendi mahkemelerini kurdular. Kendi üniversitelerini açtılar. Kendi iş alanlarını yarattılar. Unfortunately, this situation is such all across the world. In my country, it is the same. But in a small part of the world, in Mesopotamia, our valiant sisters have launched revolution against the system. Even though they didn't even have a voice against the men who benefit most from it, their fathers, their brothers, their husbands, and their sons. They implemented their own system of justice. They started their own universities and workplaces. Rojava'daki kız kardeşlerimiz kadın devrimini başlatarak bunun bir hayal olmadığını tüm dünya kadınlarına gösterdiler. By launching a women's revolution in Rojava, they have shown the women of the world that this is not a dream. Rojava'da kadınlar kendi özgürlükleri için savaşırken tüm dünya kadınlarına da aynı zamanda örnek oldular. By fighting for their own freedom, the women of Rojava have become an example to all of the women of the world. Kim mi peki bu kadınlar? Sen, ben, o yani biz. Bulundukları coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen ne istediklerini net olarak bilmeleri ve canlarına pahasına ortaya koymaları onların tarih sayfasına
kadın devrimini yazmalarına neden oldu. Ve bundan dolayı kazandılar. Who are these women? It is her, it is me, it is all of us. Despite the particular hardships they face in their part of the world, by knowing exactly what they wanted and by fighting to the death for it, they put forth a women's revolution and they won! Bugün dünya tarihinde belki de ilk olan kadın devrimi Rojava'da hayat buldu. Rojavalı kadınlar direnmeyi tarihte yaşamları ile mücadele ederek ve bu uğurda hayatlarını veren kız kardeşleri Rosa Luxemburg'dan, Emma Goldman'dan, Leyla Kasım'dan, Sakine Cansız'dan, Clara Zetkin gibi tarihi değiştiren nice güçlü kadınlardan güç aldılar. Perhaps the first complete women's revolution in the history of the world has taken place in Rojava. The women of Rojava learned to resist from their strong sisters who changed the world and gave their lives in the process. From Rosa Luxemburg to Emma Goldman, from Leyla Kasım to Sakine Cansız to Clara Zetkin. Rojavalı kadınlara yüzümüzü dönersek, onları eğer iyi okursak, biz de bulunduğumuz alanlarda bunu gerçekleştirebiliriz. Mezopotamya'daki kız kardeşlerimize destek olalım. Sadece onlara değil, Chipas'ın ormanlarından Oakland'ın sokaklarına kadar kadınlar nerede direniyorsa omuz omuza duralım. Çünkü biliyoruz ki kadın dayanışması yaşatır. If we pay attention to the women of Rojava, we can accomplish the same from where we stand. Let's support our sisters in Mesopotamia, but not only them. Wherever women are resisting, from the jungles of Chiapas to the streets of Oakland, let us stand shoulder to shoulder with them. Because we know that solidarity between women is alive. Rojava'da kadınlar kazandı. Biz de kazanacağız. The women of Rojava have won, and so will we. Direnin, özgürleşin, ataerkil ve kapitalist sistemi yıkın. İsyanınız, isyanımızdır. Resist, become free, destroy the patriarchal capitalist system. Your rebellion is our rebellion. Jiyan Azadi! A chant among the Kurds goes Jim Jiyan Azadi! Women, life, freedom! Jiyan Azadi! Son olarak tüm dünya kadınları, işçileri ve ezilenleri birleşin. Birleşin ki bu kapitalist ve faşist düzeni hep birlikte yıkalım. All women, workers and the oppressed of the world, unite. Unite so that we can destroy this capitalist fascist system. Rojavalı kadınlar olarak, Rojavalı kadınlar adına hepinizi mücadele ruhu ile dolu olan yüreklerinizden öpüyor ve selamlıyorum. In the name of the women of Rojava, I send kisses to your hearts in resistance. Next up, we're going to have Kim. Hello.